En son arka plan bile değişmişti. Gün 18. Yanımızda da karı vardı karı. Kaç yaşında bilmiyorum ama karı. İleride eğer öğrenirsek bütün fikirlerim ve bütün cümlelerim değişik olacaktır. Ben şu an 18'in üstü olduğunu tahmin ettiğim için böyle davranıyorum. Kusura da bakmayın, yollu gibi duruyor. Kendi de söyledi, anası da yolluymuş, bu da yolluymuş. Bol bol da ekmek yediriyoruz kıza. Buraya birileri bir şeyler saklamış olabilir. Kesinlikle göz atmam gerek. Oo, ilk defa verdi bunu. Bölümler değiştikçe mi veriyor acaba ve biz şehire girdik. Haritada bildiğim 1 milyon tane bina vardı. Hurdayla et şunu, direkt yola gidiyoruz. Bir şeyler bulalım bari. Suyumuz varsa ekmek yapacağım, o kesin. Yoksa gece dışarı çıkıyoruz avratla birlikte. Bazen çok sessiz oluyorsun. Göründüğünden daha derin olduğunu düşünüyorum. Deneyelim görelim. Ben o kadar derin olduğunu düşünmüyorum. İkmal, al ekmeği oğlum. Çantayı boşalt oğlum. Al ekmeği oğlum. Al suyu oğlum. Yap bir ekmek daha. Ye ekmeği oğlum. Bak dışarı oğlum. Çık dışarı oğlum. Bu hava beni yoruyor. Elimi çabuk tutmalıyım. Öyle bir fizik mi var? Harbiden lan, yağmurlu havada daha çabuk yoruluyoruz. Keşke çıkmayaymışım. Bilmiyordum ki, fark etmedim daha önce. Abi ağaçların arasında ıslanmayı nasıl becerdin? Nasıl burada daha çabuk yorulabiliyorum lan? Fena mı oldu? Kıza soda bulduk. Gidene kadar fit yaparız. Kilo verdiririz. Anası şaşırır. Vay, diyetisyen miydin? İyi para kazanıyordur der. Dedektiflik maaşıyla nereye kadar? Ya hızı varır bize ya anası varır. Bu işin sonunda kazançlı çıkmalıyız. Karım olmayacaksa ben niye bunları taşıyorum? Bir yandan da mutlu edeceğiz ama. İşin sonunda değil, gelişme kısmında da mutlu olabilirsek diye. Karavana dön, dolduk çünkü son iki şeyi alamadım size. Söylemeyi de utandım, sağlık parçası buldum. Alamadım, karavanımı daha çok önemsiyorum Tayfun Tuna Bey gibi. Kız sakatlansa başımıza kalacak. Biz hala neyin derdindeyiz? Oha, altı parça varmış benim. Yatağı geliştirelim mi yavrum? Yemekler de daha fazla vursun bize. Uyuyalım beraber hadi. Ay beraber dedim, vallahi isteyerek demedim. Yapışmış beynime kız, gün 19. Ne zaman yatıyorsun, ne zaman kalkıyorsun lan sen? Yine geldi ama iki tane var. At at gitsin zaten, kullanmıyordum. Abi ne pisleşiyorsun, o laf neydi öyle? Ben yaparım onu. Ya yavru, ben panelleri temizlemeyi unuttum biliyor musun? Uyuyoruz, o yüzden yapacak bir şey yok. Beraber yemek yapalım isterdim yoksa. Hayırdır, kalk. Zaten kalkın. Ha. Ne oluyor? İyi misin? Uykunda sayıklıyordun. Hapları falan bir şeyler dedin. Nerede hapların? Vereyim mi sana? Deveye sormuşlar, boyun neden eğri? Hari bu. Hapçı gibi gözüktüysem kusura bakmayın. Öyle bir video vardı. Ankalılar bilir. Hari bu. Yalnız virgülden sonraki kısmı çok isterim. Haplara da ihtiyacım kalmaz bundan sonra. Lütfen. Kibar cevap verdim. Ney? Yok ya, ne yapı? Hasta değilim. Amanın. Saat kaç acaba? Eli ayağına dolandı. Vallahi benim gibi anladı o da. Sabah olmadığı kesin. Zeki yavrat. Salak bu. Hallederiz bununla biz. Sana ne oldu? Uyuyamıyor mu? Abi olay değildi ya. Veya çay. Salgından beri ikisini de bulamaz oldum. Of, insan aç kalırız falan diye düşünüyor ama önce kahvesiz kalıyoruz. Aa, çibo kahve makinene kullanamazsın işte böyle. Belki kahve sandığımızdan daha kıt bir şeydi. Nasıl ya? Ne anlamda? Neyse, sıcak içeceğimiz yok. Yazık oldu. Melina, biraz uyuman gerek. İyi de söz verdin. Neye söz vermişim? Ne diyorsun? Portland hakkında. Şu mesele, anlatman bitince uyumaya dener misin? Söz veriyorum. Abi sonra anlatsaydın, ev doldu ya. Tamam, şimdi aslında basit, sevdiğim kadın Portland'de yaşıyor. Eşin değil yani. Harbiden değil mi lan? La biz potansiyel kadın için mi o kadar yol alıyoruz? Vay babanın derdine erkek çıksa ne yapacaksın abi? Hayır bekle, nasıl anladın? Öyle olsa karım falan derdin. Benim kafadan. Demez, eşim der ya. Öyle bir tip yok. Vallahi yok. Sen karşıma çıkan birçok insandan daha akıllısın. Sana da tutuldu. Rica ederim. O zaman siz aşıksınız. Siz mi oldum şimdi? Mesafe koydu kız. Yani onunla kimyamız kuvvetli diyebiliriz. İyi de şimdi neden birlikte değilsiniz? Uzakta diyorum, gerizekalı. Hayırdır, iyi misin? Ne bileyim, bir kötü oldum. Çok da güzel gözüküyorsunuz böyle hanımefendi. Siz yorgun olmalısın. Ben de tependi konuşturuyorum seni böyle. Dinlenmeye çalış. Maeve. Ne dedin? Onun adı Maeve. Gün 20. Ateşim var, iyiye işaret değil. Benim hiç suyum yok mu? Var. Dermansız dermansız geziyor. Çıkamıyorum dışarı. Ben baya baya katarak dolduydum en son. Çekmecede de soda var. Pek bir şeyimiz yok. Mecburen gidiyoruz beyler. Ekmek yapacaktım, mecburen gidiyoruz. Vay anasını, kadın nasıl öldü ya? Ulan şu çıksa benim ölme riskim daha az işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Benim ölmem lazımdı kalp krizinden. Ulan bir damla kalmamış. Başka bir benzinci buluyorum. İşimiz zorlaştı ya şimdi. Bununla uğraşır dururuz. Şuraya bir su doldur. Hiç su kalmamış arabada. Hızla su içemiyor. Abi soda koysak ne oluyor? Elimizi sodayla yıkasak falan ne oluyor? İlla su mu koymamız gerekiyor oraya? Haritaya da bak. 1550 mil kaldı. Bitti bitiyor oğlum oyun. Ben niye ölmedim ya? Allah'ın işine akıl ermez. Devlet işine akıl ermezdir. Allah'ın işine hiç ermez beyler. La Tayfun abi ölmedi oyunda. İlla yemem mi gerekiyor lan? Çantayı atamıyoruz mu? Gel avrat bari, kamp yapıyoruz.
Mangala gittik. İlaçlarımı harbiden mi almam lazım? Bu ne zaman geçecek? Karavanın güzel ama çok önemli bir hayatta kalma nesnesi eksik. Oyun konsolu. Hentai'yi oynayabilirdik beraber, öyle deme. Karavanda oyun konsolu ne arar lan ayrıca, gün 21. Hani el ateresi falan belki de. PlayStation'a elektrik mi dayanır lan karavanda? Bir de bu karı bilmiyordur. FPS'i salar. Grafikleri en yüksekte oynar. 2 dakikayı biter bizim akü. Disco'ya mı geldik, arkada niye o tarz bir şey çalıyor? Aa anne. Çok erken değil mi? Hayırdır ben seni... Gittin mi sandın? Gidecektim de kızının başı beladaymış. Aa 2013 Türkçe'de vokali. Yani sen bana bütün bunlardan bahsedebilirdin. Ben teşekkür ederim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Edi nerede? Edi kimdi ki? Ya ne bileyim abla. Hayatımda ben bu kadar insan tanımadım. Ne yolculukmuş ya. Bilmem, muhtemelen hala orada bekliyordu. Ha bıyıklı. Yapma Tyler, adama yazık, sıkıntıları var ama kötü birisi değil. Siz ikiniz iyi olacak mısınız? İki tane kızılla dünyayı yakar bunlar oğlum. Beraberiz ya, iyiyiz biz. Ve sağ olasın yine ödeştik. Tamam o zaman, yolcu yolunda gerek. Bir sonraki durak Kuzey Dakota. Gideceksin biliyorum ama birazcık da olsa bizimle kalsan. Kalamaz anne. Maya ve İyi Bulma'ya gidiyor. Bırak bir annenle kalalım işte. Yetişkin işine sen karışma evladım. Ne nasıl? Bakıyorum siz kanka olmuşsunuz bile. Ya baba kız gibiydik. Allah gerçekleştirmesin de. Ne diyeyim, gerçekten iyi bir sohbet arkadaşı olabiliyor. O kadar konuşmadık be. İlaç vereyim mi dedi, yok dedim ben de. İnsanlık yaptı, konuşmadık da. Sana ne kadar teşekkür etsem hastaydı. Lütfen şu yedek parçaları kabul et. Evet haydi bakalım. Git Mimi bul. Kendinize iyi bakın. Umarım bir gün yine buluşuruz. Ayçem bana yardım mı ettin? Al sana karavan parçası. Hayalini yazmış oyuna. Benim gözlerim mi şiş lan? Gülümserken bayağı burada top oluşuyor gibi hissediyorum. Karı gitti. Trabzon ekmeğini yemedik beraber. Ay ablam benim 4 tane vermiş. O zaman neyi kullanalım ablam? Yatağı geliştireyim. Pisleştik seninle orada. Bir çekim oldu aramızda. Hem senle hem kızınla. Tek seni katmıyorum. İhtimali olan her şeyi tamam bana. Gün 22. Yatak gelişsin. Güzel bir hale gelsin. Tekrar görüşeceğiz çünkü belli. Ben Tayfun Bey'i biliyorum. Ona karavanı için yardım eden birini asla yarı yolda bırakmaz evvelallah. Aa hatırladım lan. İlk gelen kızın adı Dept'ti. Dept miydi? O ne yapıyor acaba mal? Bu servisteki usta bana şunları sunuyor. Tam motor tamiri, tam depo dolumu, lastik değişimi. Benden istediği de 3 tane cips. Ulan sanayicilik böyle bir şey mi? Kıyamet kopmuş. Zombiler araba kullanmaya başlıyor. Adam sanayiye devam ediyor. Tamir edeyim mi falan diyor 3 tane cips karşılığında. Parayı da bırakmış. Yeter ki çalışsın. Eski nesil sanayiciler iyiydi ama. Çok küfürbaz oluyorlardı ama çok da adamlardı. Sallıyorum lan, daha önce sanayiye gitmedim. Ne işim var oğlum benim? Ayrıca sanayici sanayide bulunur. Burayı birileri bir şeyler saklamış olabilir. Kesinlikle göz atmam gerek. Fortnite'daki yıkık bina değil mi bura? Bunu da siz bilmezsiniz mesela. Siz de ona gitmediniz. Sezon 1'deydi o bina sadece. Abi bana yeter dedin daha demin o benzin. İki lafının birine güven olmuyor. Kanamam valla. Ya. Öldüm. Oğlum benzin aldın mı? Aldım. Tamam arada onu halletmişiz. Bir kere vurunca kan atmaman gerekiyor dayım. Benim 5 dayanıklılığım var. Rise of Kingdoms reklamı gibi konuştum da. Bu kadar hızlı hasar almamam gerekiyor. Var mı çantamda, su da koyayım. Yok. Şuna da bak. İn. Bir domates yapak. Çık dışarı, bandaj arıyoruz. Ne yapalım? Hiçliğin tam ortasındayım. Al. Sabaha iyileşmiş olak bari. Daha uyumuyorum ki gerçi, ben yola gidiyorum. Sağ olsun avrat bize parça verdiydi ya. Onu da tamir ettim onda. Aa etrafa bak. İyi ki bozulmuş la araba. Dışarı bak, dışarı çık. Ha seçene kaybolmuş. Baga girer mi dedim de. Belki bir kız daha bulurduk. Direkt uyu. Sabah ölü bulunmayayım. En azından kayıt olsun.